Evet sevgili arkadaşlar, bugün de yeni bir videoyla karşınızdayız. Yine ardışık sayıların arkadaşlar ikinci videosu olacak bu da. Ardışık sayıların devamı oluyor. İkinci bölümde arkadaşlar inceleyeceğiz. Daha sonra ardışık sayıları bitiriyoruz. Bu konuyu da burada bitirmiş olacağız. Toplam iki video demiştik. İki videoda arkadaşlar bitireceğiz. Evet, şimdi ardışık sayıların arkadaşlar ikinci bölümde bakın. En önemli ifade arkadaşlar formüllerdir. Yani ardışık sayıların formülleri. Bunu aldığınız gibi bileceksiniz. Yani her konuda çıkacak arkadaşlar karşınıza. Her yerde çıkacak. Onun için burada bu formülleri bilmemiz gerekiyor. Birincisi arkadaşlar bakın birden n'e kadar olan ardışık sayıların toplamları n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Yani diyelim size işte dedi ki 1 işte 2 3 bu şekilde arkadaşlar diyelim 10'a kadar. Birden 10'a kadar ardışık sayıların toplamı nedir? Yani birden 10'a kadar olan sayıları toplayın dedik. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada n'imiz bakın 10'dur. Hemen 10 çarpı bakın 11 bölü 2 diyeceksiniz. O da nedir arkadaşlar? Bakın 110 bölü 2. O da işte nedir? 55 olarak yazacaksınız. Bakın bu formülü kesinlikle yani hiçbir şekilde unutmuyorsunuz. Bu sürekli arkadaşlar karşınıza çıkacak. İkincisi ardışık tek sayıların formülü yani 1, 3, 5, 7 diye devam ettiğinde arkadaşlar yapacağınız şey de burası 2n-1 o da işte nedir? İşte 2n-1 diyeceksiniz sonucu nedir? N kare. Ama ben genelde şöyle anlatıyorum arkadaşlar bu şekilde değil de bakın şu daha kolay daha akılda kalıcı 1, 3, 5, 7 mesela. Bu sayıların toplamı diyorum arkadaşlar şudur. İlk sayıyla bakın 1 ile şunu toplayın. 1 artı 7 arkadaşlar. Bölü 2. Daha sonra karesini alın. Bakın nedir? 8 bölü 2 değil mi? 4 yani 4'ün karesi o da işte nedir? 16. Yani bakın bunu kullanın. Ya da işte atıyorum 1, 3, 5, işte 7, bakın 9, arkadaşlar 11. Bu şekilde bakın ardışık tek sayıların toplamı arkadaşlar şu durum bakın ilk sayıyla yani 1 ile son sayıyı topluyorsunuz. 1 ile bakın formüller birden başlamak şartıyla ne yapıyorsunuz? Hemen diyeceksiniz ki 1 artı arkadaşlar 11 bölü 2 yani ilk sayıyla son sayıyı toplayın. Böyle ardışık tek gidiyorsa yarısının karesi. Bunu da kullanabilirsiniz. 12'nin yarısına 6. 6'nın karesi nedir arkadaşlar? 36 olarak bulunur. Bakın dediğim gibi bu iki formül arkadaşlar özellikle birinci formül çok daha önemli. Bu sürekli karşınıza çıkacak ilk formül arkadaşlar unutmayın. Evet geldik şimdi genel toplam formülü. Yani biz bunu genel toplam formülü arkadaşlar nedir? Şöyle diyoruz. Yani bir sayının formülleri bilmeseniz bile ardışık sayıların toplamını bulurken şöyle yaparsınız. Ortadaki sayıyla terim sayısını çarparsınız. Yani ortadaki sayı çarpı terim sayısı arkadaşlar. Yani biz buna ne diyoruz halk arasında? Okey formülü. Yani renkli okey oynayanlar bilir. Ortadaki sayıları toplarsınız. Ne yaparsınız? Kaç tane sayı varsa onunla çarparsınız. Ne demek arkadaşlar bu? Şöyle diyorum bakın. Mesela 2, 4, 6, 8, 10. Bu toplamı hemen kısaca şöyle bulursunuz. Ortadaki sayı nedir arkadaşlar? 6. 6 çarpı 5 nedir? 30. Direkt bakın toplayın 30 bulacaksınız. Ya da 1, 3, 5, 7, 9. Ne yaparsınız? Ortadaki sayı ne arkadaşlar? 5, değil mi? Kaç sayı var? Terim sayısı. Yani kaç tane sayı var? 5 tane. Nedir arkadaşlar? Toplamı 25. Bu şekilde bulabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar. Bakın bu formülü arkadaşlar unutmayın. Tamam mı? Bu formülde arkadaşlar yani genel olarak bunu da kullanabilirsiniz. Diğer formülleri unuttuğunuzda. Şimdi bu formülü nasıl oluşturacağız? Onun mantığını anlatayım. Yani hani formülü mantığını bilin arkadaşlar. Dediğim gibi ortadaki sayıyı bulacaksınız. Daha sonra terim sayısıyla çarpacaksınız. Terim sayısı çok önemlidir. Terim sayısı da arkadaşlar şöyle deriz. Terim sayısı yani ardışık sayılarda terim sayısı şudur. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı yani ortak fark dediğimiz artış miktarı artı 1. Yani şöyle arkadaşlar. İşte 2, 4, 6 diye gidiyor. Arkadaşlar diyelim 40'a kadar gitti. Kaç tane terim vardır dediğim zaman burada şöyle yapacaksınız. Bakın terim sayısını bulmak istiyorum bunu. Son terim. Değil mi? 40 eksi arkadaşlar ilk terimle 2.
Bölü artış miktarı. Artış miktarı ne? Kaçar kaçar gidiyor. İkişer ikişer. Artı 1 diyorsunuz. Yani arkadaşlar nedir? 40'tan 2 çıktı. 38 bölü 2 artı 1. O da eşittir arkadaşlar nedir? Bakın 38 bölü 2 arkadaşlar 19. 19 artı 1 o da eşittir. 20 tane arkadaşlar ne varmış? Burada terim varmış. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Terim sayısını asla unutmuyorsunuz. Ardışık sayıların 1, 2, 3, 4 böyle bu şekilde birden öne kadar olan sayıların toplamını da unutmuyorsunuz. Şimdi terim sayısını bulmayı öğrendik. Şimdi arkadaşlar geldik. Bakın. Toplam formülünün oluşumuna. Ne dedik? Toplam formülü dedik. Dedik ki toplam formülü ortadaki sayı çarpı terim sayısı. Ortadaki sayıyı nasıl bulursunuz? Ortadaki sayıyı da arkadaşlar ilk terimle son terimi toplayın yarısını alın. Yani ilk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Bakın hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde bakın 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi ortadaki sayıyı bulmak istiyorum. Bakın ortası. Orta nasıl bulunur? Şöyle bulunur. İlk terim artı arkadaşlar son terim bölü 2. Bakın ortasını buluyorum. 10 bölü 2 kaç şey 12 bölü 2 arkadaşlar o da nedir? 6. Bakın ortasını bulduk gördünüz mü? Şimdi toplam formülünü uygulayalım o zaman. Bakın örnek diyorum. Arkadaşlar toplam formülünü uyguluyorum. Şimdi diyorum ki 1 artı 3 artı 5 artı böyle arkadaşlar tek sayıların toplamını soruyor değil mi bize? 1, 3, 5 diye gitsin. Kaça kadar gitsin arkadaşlar? 21'e kadar gitsin. Dedi ki bunun sonucu nedir? Bakın yapacağınız şey şu arkadaşlar. Toplam neydi? Ortadaki sayı çarpı terim sayısı. Bakın şöyle yazıyorum. Ortadaki sayı çarpı arkadaşlar terim sayısı. Şimdi ortadaki sayıyı buluyorum. Ortadaki sayı ne? Arkadaşlar 21 ile 1'i toplayın, yarısını alın. Bakın 1 artı 21 bölü 2. Peki terim sayısı ne? Terim sayısı. Öğrendik. Son terim eksi ilk terim. Değil mi? 21 eksi 1 bölü. Artış miktarı ne arkadaşlar? Bakın 1'den 3'e geçmiş. 2 artı 1. Bakın. Buradan da arkadaşlar ne gelecek? Bakın 1 artı 21 22. 22 bölü 2 11 çarpı 21'den arkadaşlar 1 çıktı. 20. 20 bölü 2 10. Değil mi? Artı 1. O da eşittir arkadaşlar nedir? 11 çarpı 11. O da ne olur? 121 olarak bulunur arkadaşlar. Bakın bu şekilde de bulabilirsiniz. Yoksa formülünü de biliyoruz. Ne demiştim? 1 artı 21 bölü 2'nin yarısı demiştik. Özel olarak da formülü o şekilde söylemiştik. Şimdi arkadaşlar bakın bazen hani dediğim gibi bunu da unutmayın. Bakın bu genel toplam formülü. Şimdi bazı formüllerde mesela karşımıza şöyle çıkacak. Diyelim arkadaşlar 2 işte 3 4 tamam böyle ardışık sayıların toplamı. İşte kaça kadar olsun? 12'ye kadar. Formülümüz neydi arkadaşlar normalde? 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2. Öyle değil mi? N çarpı n artı 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar formüllere dikkat edin. Bakın formüller normalde 1'den başlamak şartıyla geçerli. Şimdi normalde burada ne yok? Bakın 2'den başladığı için 1 yok. Sanki ben 1 varmış gibi düşündüm. Tamam mı? 1 varmış gibi düşündüm. Formülü yazdım. Ne yapacağım geri? O 1'i geri çıkartmam lazım. Anlaşıldı mı? Yani varmış gibi düşünüyorum. Yani 12 çarpı arkadaşlar 13 bölü 2 eksi 1. O da nedir? Bakın sadeleştirmelerimizi yapalım. 6. 6 çarpı arkadaşlar 13. Bakın ne olur 78. 78'den 1 çıkartın 77 olarak bulunur. Sorularda zaten bunları tek tek göstereceğim. Bakın varmış gibi düşündüm 1'den 12'ye kadar. Daha sonra arkadaşlar ne yaptık? O 1'i geri çıkartmış olduk. Yani varmış gibi düşündük geri tekrar çıkarttık. Evet şimdi sorularımıza geçelim.
Evet arkadaşlar bakın sınav tarzında bir soru. Böyle bir soru tarzı geldi. Şimdi diyor ki 5 eksi 6 artı 7. Bakın normalde ardışık sayılarda hani hepsi aynı işaretliyse formülleri kullanabilirsiniz. Ama eğer bunun gibi arkadaşlar farklıysa yani bakın 5 eksi 6 artı 7 eksi 8 değil mi? Artı nokta nokta nokta. En son arkadaşlar sayı eksi 2016. Şimdi burada yapacağınız şey şu arkadaşlar. Eğer işaretler farklıysa ikili ikili gruplayın. Bakın size tavsiyem ikili ikili gruplamanız. Yani ne demektir? 5 eksi 6. 5 eksi 6 ne yapar? Eksi 1. Arkadaşlar 7 eksi 8 nedir? Eksi 1. İşaretler farklıysa bu şekilde çözün. Bakın artı ile eksinin toplamı eksi 1. Artı ile eksiyi topluyorum. Bak hep artı eksi değil mi? Yani en son sayının eksi değil mi? O zaman burası ne olacak arkadaşlar? Eksi 1. Değil mi? Bakın hep ikili ikili topluyorum ne oldu? Eksi 1. Şimdi peki şunu söylüyorum arkadaşlar. Ben ikili ikili grupluyorum da burada kaç tane eksi 1 var? Onu da bulmak için ne yapıyorum? Terim sayısı. Bakın önce bir terim sayısına bakalım. Neydi terim sayısı? Son terim. Yani 2016. Eksi ilk terim. İlk terim ne arkadaşlar? 5. Bölü artış miktarı. Artış miktarı ne? 1 1 gidiyor. Bakın. Sayılara dikkat edin. 1 artı 1. Arkadaşlar o da ne oldu? Bakın 2016'dan 5 çıktı arkadaşlar. 2011 bir de burada var. 2012. Şimdi 2012 tane burada bakın 2012 tane sayı var. Ama ben ne yaptım? Bu 2012'yi ikişerli ikişerli grupladım öyle değil mi? Bakın 2 2 grupluyorum hep eksi 1 geliyor. O zaman arkadaşlar burada kaç tane eksi 1 var? 2012'nin yarısı kadar. Yani arkadaşlar kaç tane oluyor? 1006. Bakın şöyle düşünün arkadaşlar. 2012 tane sayı var ama bakın 2 2 grupladım. Değil mi? İkili ikili. Hep ikili ikili grupladım. Yani 1006 tane eksi 1'in toplamı nedir? Eksi 1006 yapar. Dediğim gibi arkadaşlar bakın. 1006 tane eksi 1 arkadaşlar sonuç nedir? Eksi 1006. Evet, geldik arkadaşlar diğer sorumuza. Şimdi bakın burada ne diyor? Aynı şekilde bakın x soruyor. Şimdi şöyle düşünün. Burada kaç tane x var? Bakın 1'in içinde x var, 2'nin içinde x var, 3'ün içinde x var. Değil mi? Bu şekilde gidiyor. Şimdi arkadaşlar 1'den 19'a kadar zaten ne var? 19 tane x var mı? Bakın yazayım şöyle x artı, x artı böyle arkadaşlar. Hep x'ler gelecek. Kaç tane x gelecek? Ona bakıyorum. Bir de yanında arkadaşlar ne var? 1, 2, 3, nokta nokta nedir? 19 eşittir 250. Şimdi arkadaşlar burada bakın kaç tane x var? Şimdi 1, 2, 3, 1'den 19'a kadar her sayının içerisinde x mi var? Bir de burada var. Değil mi? Bakın 20 tane arkadaşlar x var. O zaman 20 tane x nedir? Toplamı 20x. Artı. Şimdi 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı. Bakın 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı ne? 19 çarpı 20 bölü 2 değil miydi? N çarpı n artı 1 bölü 2. Eşittir 250. Sadeleştirin arkadaşlar bunları. 10 değil mi? Bakın yazıyorum. 20x artı 19 çarpı 10 arkadaşlar ne oldu? 190 mı oldu? Eşittir 250. Şimdi bunu da karşıya gönderdik arkadaşlar. Ne oldu? Bakın 20x 250'den 190 çıktı arkadaşlar. Ne kaldı? 60 değil mi? Her tarafı da 20'ye bölersek bakın 20'ye böldük. Arkadaşlar x buradan ne geldi? Bakın x eşittir 60 bölü 20 o da eşittir nedir? 3 olarak bulunur. Bakın gördüğünüz gibi böyle yani hani zor bir soru değil. Sadece arkadaşlar verilen ifadelere dikkat edin. Bakın burada 20 tane x var. 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamını bulduk. 19 çarpı 20 bölü 2 dedik. Sadeleştirdik. 190 oldu. Karşıya attık. 60 her tarafa da 20'ye böldük. X eşittir ne geldi? 3 geldi. Evet diğer bir sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın burada da ne diyor? Toplamında her bir terimin ikinci çarpanı 1 arttırılırsa A sayısı ne kadar artar? Arkadaşlar size ne söylüyorsa onu yapın.
Tamam mı? Yani söyleneni yapacağız. Biz emir kuluyuz. Yapıyoruz arkadaşlar. Önce bir şurayı bir yazayım. Şöyle. Bakın 15 çarpı 16 değil mi? Her bir terim. Bakın bunların her biri bir terim. Tamam mı? Şunların hepsi bir terim arkadaşlar. Her bir terimli bir arttırdım. Ne oldu arttırdım? Şöyle olsun. 2 çarpı bakın her bir terimin ikinci çarpan. Bakın her bir terim. Bu birinci çarpan, bu ikinci çarpan. İkinci çarpanı arttırdım, ne oldu? 4. Arkadaşlar ne oldu? 3 çarpı 5. Artı arkadaşlar 4 çarpı 6. Bakın böyle arttırdık mı? Ne oldu? 15 çarpı 17. Oldu. Şimdi buradan sonra şunu yapacaksınız. Bakın. 2 çarpı 3. Hemen şuraya bir yazın. 6. 3 çarpı 4. 12. Arkadaşlar 4 çarpı 5. 20. Son sayıyı çarpmayın. Orada size farklı bir şey göstereceğim. 2 çarpı 4. 8. 3 çarpı 5 arkadaşlar. 15. Bakın 4 çarpı 6. O da işte nedir? 24. Şimdi artışa bakalım. A sayısı ne kadar artmış? Şimdi arkadaşlar 6 idi 8'e çıktı. Ne kadarlık bir artış var? 2. Artı. Bakın 12 idi 15'e çıktı. Ne kadarlık bir artış var? 3. 20'den 24'e çıktı. Ne kadarlık bir arttı? 4. Bakın böyle gidiyor. Çok güzel. Peki burada ne kadarlık bir artış var? Şimdi bunu nasıl bulursunuz arkadaşlar? Bakın şöyle. Şimdi şöyle yazın. Bakın buralar zaten 15 aynı mı? Ya çarp. Bakın 15'ler bir dursun. Bunlar aynı çünkü. 17'den 16'yı çıkartın arkadaşlar. Aradaki fark ne? 1. Bakın aralarında 17'den 16'yı çıkartın. Ne oldu? 1 mi oldu? Bakın son sayıdaki artışı buluyorum. 15 çarpı. Sanki parantez alıyormuşum gibi düşünün. Bakın 17'den 16'yı çıkartıyorum. Tamam mı? Aynı olduğu için. Ne oldu? 15 çarpı 17'den 16 çıktı 1. Yani arkadaşlar artış şu en sondaki artış ne? 15. Burayı anladık mı? Bakın aynı olduğu için bunları görmeyin. 17'den 16 çıktı 1. 1 çarpı 15, 15. Şimdi arkadaşlar 2, 3, 4 diye gidiyorsa formülümüz neydi? Ardışık sayıların formülü. Bakın 1'den başlıyormuş gibi düşünüyordum. N çarpı N artı 1 bölü 2. Yani arkadaşlar 15 çarpı 16 bölü 2. Değil mi? Ve arkadaşlar burada 1 var mı? Yok. O zaman bu 1'i geri çıkartıyorum. Bak 1 varmış gibi düşündüm. Şimdi varmış gibi formülü uyguladım. Ne yapıyorum? O 1'i geri tekrar çıkartıyorum. Ve çıkarttık. Eksi 1 dedik. Şimdi sadeleştirelim. Sadeleştirdik arkadaşlar. 8 ile arkadaşlar 15'i çarptık. Ne oldu? 120 mi yaptı? 120'den de arkadaşlar 1'i çıkartırsak ne olur? O da eşittir. Ne oldu? 119 olarak bulunur. Öyle değil mi? Bakın cevap 119. İşte bu kadar basit. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar bunlar klasik sorular. Bunları böyle çözeceksiniz. Evet geldik şimdi diğer sorumuza. Bunlar da karşınıza çıkacak. Şimdi arkadaşlar ne diyor? En bir doğal sayı olmak üzere birden n'e kadar olan doğal sayıların toplamı x, ondan n'e kadar olan doğal sayıların toplamı y'dir. Şimdi arkadaşlar bakın bu sorularda şuna bakın. Sonları eğer aynı bitiyorsa genelde bakın şöyle söyleyeyim. Hep ardışık gidiyorsa birbiri içerisinde oluşturmaya çalışın. Ne demek istiyorum ben şimdi bunda? Şöyle bakın. Diyorum ki arkadaşlar bir bakın söylenin birden n'e kadar olan doğal sayıların yani ardışık doğal sayıların tabii ki bu. Neymiş? Toplamı 10x'miş. Bakın yazıyorum 1, 2, 3 değil mi? 4. Böyle arkadaşlar devam ediyorum. Hatta ben şuraya bir şöyle yazayım. 9, 10 tamam mı? 11. Böyle gidiyor arkadaşlar. Neye kadar? Ne oldu? X. Şimdi altta ne diyor? 10'dan neye kadar? Arkadaşlar bakın. Yazıyorum 10. Değil mi? Artı bakın 11, 12. Böyle arkadaşlar gitti nereye kadar? Neye gitti? Bu ne? Y. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar işte söylemek istediğim bu. Böyle ardışık gidiyorsa bakın sonlar aynı mı bitiyor? Arkadaşlar genel olarak söylüyorum biri diğerinin parçasıdır. Bakın ne demektir biri diğerinin parçası? Şimdi arkadaşlar şuraya bakın. Bakın 10, 11, 12 ne? Değil mi? Şimdi arkadaşlar burası ne? Bu da aynı. Bakın 10, 11, 12 n diye gitmiyor mu? Yani bu parça ne oldu? Y olmadı mı? Değil mi? Bakın şimdi soruyu şuraya yazıyorum arkadaşlar. Bakın 1,
2, değil mi? Böyle gidiyor 9'a kadar. Bakın şurası 9 artı y eşittir x mi oldu? Şimdi arkadaşlar bakın buradan da işlemimizi çözelim. Şöyle diyorum. Burası ne? 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı değil mi? Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2. Arkadaşlar şu y'yi de karşıya atın. Burası ne? X eksi y mi oldu? Bakın x eksi y. Buradan arkadaşlar x eksi y ne geldi? Bakın 9 çarpı 10 bölü 2, 90 bölü 2 yani 45. Artık bu işlemleri yapın. Şimdi arkadaşlar bakın burayı bulduk. Şimdi geldim. Bakın x eksiyi bulmuştum. Ne oldu? 45. Şimdi soruya bakıyorum arkadaşlar. Bize ne vermiş? X artı y eşittir bakın 375 değil mi? Şimdi arkadaşlar x eksi y ne? Eşittir bakın ne oldu bu da 45. Şimdi arkadaşlar denklem çözmeyi öğrenmiştik. Bunlardan hep bahsetmiştik. Ne yapacağız? Bunları taraf tarafa toplayacağız. Toplayalım. Şimdi arkadaşlar x ile x'in toplamını 2x. Değil mi? Bakın artı y ile eksiye birbirini sıfırladı mı? Gitti. 375 ile arkadaşlar bunu toplayın. Yani 45'i o da ne oldu? 420 mi yaptı? Her tarafı da 2'ye bölersek arkadaşlar ne olur? Bakın her tarafı 2'ye böldük. X ne oldu? 420'nin yarısı o da işte nedir? 210. Arkadaşlar bakın bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani sadece biraz işlem var. Yani bunları yaptıkça daha da iyi anlayacaksınız. Daha da işlem yeteneğiniz gelişecek. Yani bu tarz sorular çözmeye çalışın arkadaşlar. Olayı anlamaya çalışın. Bakın açık açık her şeyi söylüyorum. Yani çok zorluğu yok. Sadece işte bildiğimiz belli şeyleri uygulamamız gerekecek arkadaşlar. Bu da soru çözdükçe olacaktır inşallah. Geçelim diğer sorumuza. Evet şimdi arkadaşlar. Bakın soru ne diyor? 1'den n'ye kadar olan tek sayıların toplamı x'tir. 1'den n'ye kadar olan çift sayıların toplamı y'dir. X artı 105 olduğuna göre n kaçtır? Burada da bakın yine farklı bir soru tarzı. Şöyle düşünelim. Şimdi 1'den n'ye kadar olan tek sayılar diyor ya. Tekleri yaz diyorum arkadaşlar. Bakın n'yi mesela eğer ki ben n'yi tek düşünürsem hani sondaki rakamın ne olduğunu bilmediğim için n'yi tek ya da mesela n mesela tek olsun. Tamam mı? Hani fark etmez. Tek ya da çift. Yani bir şey kabul ederek başlayacağız buna. Şimdi 1'den n'ye kadar olan tek sayılar desek tekleri yazıyorum. Burada neler vardır arkadaşlar? Bakın 1 3 değil mi? 5 7 böyle gidiyor. N de tek sayı olduğunu varsaydım. N dedim. En son nedir bu? X. Şimdi 1'den n'ye kadar olan çift sayılar diyor arkadaşlar. Bakın çiftleri yazıyorum. Ne oldu bu da? 1 ile n arasında 2 4 değil mi? Arkadaşlar en son bakın şöyle 6 nokta nokta böyle gidecek. Bu da arkadaşlar bakın şimdi neye bu ne tek de değil mi? Tek olarak varsaydım üstte o zaman ne yapacağım ben bunu? Çift yazarken bir eksiğini almayacak mıyız? Bir önceki o zaman çifttir. Bu da eşittir y midir? Evet oldu mu arkadaşlar? Bakın yani mantık değişmiyor arkadaşlar. Yani hani şunu söyledim. Eğer n'i ben tek kabul edersem bir önceki nedir bunun? Bir önceki sayısı çift olacak çiftleri yazarken öyle değil mi? Yani 10 olduğunu düşünün ya da şey n'i 11 olduğunu düşünün. O zaman n eksi 1 nedir? Çiftleri yazarken 10 olur. Şimdi bizden istenen de x artı y'yi mi vermiş? Bakın burası biraz önceki soru gibi değil. 1, 3, 5 diye gidiyor. Bu 2, 4, 6 diye gidiyor. Bakın x artı y'yi verdiği için soruda bu sizi götürür. Bakın hani ipucu burada. X artı y'de. Şimdi şunu toplasak. Arkadaşlar taraf tarafa toplasak. Ne olur? Bakın 1, 2, değil mi? Şöyle 3, bu şekilde gidiyor arkadaşlar. En son ne? N eksi 1 artı n eşittir x artı y değil mi? Değil mi? X artı y. Şimdi arkadaşlar burası ne oldu? 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamı olmadı mı? Nedir formül? N çarpı n artı 1 bölü 2.
eşittir x artı y'nin arkadaşlar 105 değil mi? Bakın bu da nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. N çarpı arkadaşlar n artı 1. Bakın eşittir diyorum. 2 ile 105 çarpın ne oldu? 210. Şimdi arkadaşlar 210'u şöyle yazacağız. Ardışık sayıların çarpımı şeklinde yazmamız lazım değil mi? Yani göremezseniz diye söyleyeyim. Bakın bu ifadeyi çarpanlarına ayırın. Asal çarpanlarına ayırın. Tamam mı? Şöyle yapıyorum. Hani şu an bilmiyoruz ama ben şöyle hani daha kolay olacak şekilde mesela bölün. Hani 2'ye bölerek gidin. 2'ye böldük arkadaşlar ne oldu? 105. Değil mi? Hani şöyle ayırabilirsiniz. Arkadaşlar daha sonra 2'ye bölünmez. 3'e bölelim bir. 3'e böldüğümüzde ne oldu? Bakın 35. Arkadaşlar 5'e bölünür değil mi? Böldüm 7. 7'ye böldüm arkadaşlar 1. Burada hani şunu söyleyeyim. N çarpı n artı 1 210 olduğu için ardışık iki sayının çarpımı şeklinde getirebiliyor muyuz? Getiremiyor muyuz? Ona bakalım ifadeyi. Şimdi bakın 210 arkadaşlar şöyle düşünün. 210 hani şöyle yan yana yazdığınızı daha net görebilirsiniz. 210 nedir arkadaşlar? Bakın 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 mi? Ardışık 2 sayı olacak. Hangi sayılar var? Bakın 15 ile 14 değil mi? Değil mi? 14 çarpı 15. O zaman arkadaşlar hani şöyle düşün. 210 14 ile 15'in çarpımı ise o zaman n nedir? 14. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın buradan ne çıktı? N eşittir arkadaşlar 14 olarak düşünebiliriz. Yani şurada n'i tek olarak varsaymamızın bir anlamı yok. Bakın hani yukarıda n'i tek saydık çok önemli değil. Biz n'i bulmaya çalışıyoruz. Ben yani hani varsaydık öyle çift de deseniz yine sonuç değişmeyecek. Yani çift olarak varsaysaydık yine bir şey değişmeyecekti. Yani buradaki mantık arkadaşlar sadece biz şu soruyu şuraya yazmak için bunu böyle düşündük. Burada ne oldu? Bakın n eşittir 14. Evet cevabımız ne arkadaşlar? 14. Evet diğer sorumuza geçelim. Evet geldik bakın. Bunlar da arkadaşlar klasik sorulardan biri. Genelde hep karşınıza bunlar çıkacaktır. Yani ne diyor? 171 sayfalık bir kitap birden başlamak şartıyla numaralandırılacaktır. Bunun için toplam kaç tane rakam kullanılır? Şimdi arkadaşlar bakın 171 sayfa nedir? 1, 2, 3, nokta nokta 9. Şimdi buraya kadar bakın hep tek basamaklı değil mi? Şimdi buradan sonra başlıyorum. 10 dedim. Bakın arkadaşlar ayırıyorum. Niye ayırıyorum burayı? Çünkü 10 dediğimde 2 basamaklılara geçtim. Yani her sayı 2 rakamdan oluşuyor burada öyle değil mi? Bakın buralar hep 1 basamaklı. 1 basamak. Burası ne arkadaşlar? 10, 11. Hem böyle gidiyor. 99'a kadar. Buralar ne? Arkadaşlar 2 basamaklara geçtik. Değil mi? Sayılar. 99'dan sonra arkadaşlar ne diyorum? 100. Böyle gidiyorum 171'e kadar. Bakın ne oldu? 3 basamaklılar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi 1 basamaklı sayılarda kullanılan rakam nedir? 9 tane rakam var burada. O zaman nedir bu? 9 çarpı 1. Şimdi buraya geldik. Bakın burada kaç tane sayı var? Nasıl buluruz arkadaşlar? Terim sayısından değil mi? Bakın. Son terim eksi ilk terim artı 1. 99'dan 10 çıkartın. 89 artı 1 90. Bakın burada 90 tane sayı var. Ve kaç basamaklı? 2 basamaklı. Yani her sayı 2 rakamdan oluşuyor. Bakın 10 diyorum 2 tane rakam kullanmışım. Öyle değil mi? O zaman şöyle düşünün. Burada toplamda 90 tane sayı var. Bakın dediğim gibi 99'dan 10 çıkartın. 89 artı 1 ekleyin arkadaşlar. 90. 90 çarpı 2. Peki burası ne? 3 basamaklı sayılar öyle değil mi? Kaç tane burada sayı var? 100'den 171'e kadar. Şöyle düşünün. 171'den 100 çıkartın. 71. 1 ekleyin. 72. Terim sayısı bulmayı öğrenmiştik. 72 çarpı 3. İşte arkadaşlar burada toplam kaç tane rakam kullandım? 9. Burada 180. Burada arkadaşlar çarpın. Bakın çarptığımızda ne oldu? 216 mı oldu? Değil mi? E şimdi arkadaşlar toplam rakam sayısına kullanılan bakın 9 artı 180 artı arkadaşlar 216. Değil mi?
Arkadaşlar bunları toplarsak ne olur? Toplayalım. Bakın 216, 386, 396 ne oldu? 405 arkadaşlar rakam kullanılmış olur. Şimdi buraya arkadaşlar herhalde mantığını anladık. Bir de bunlarla ilgili bakın sayfa numaralarıyla ilgili özel formüller var. Tamam mı? Size özel arkadaşlar. Şöyle ikinci yol. Bakın sadece bunlarda kullanırsınız bunu. Bakın 3 basamaklı bir kitapsa arkadaşlar. 3 bakın sayfa numarası 3 basamaklı ise. Şöyle bir yazamadık gitti. 3 basamaklı ise toplam kullanılan rakam sayısı arkadaşlar bakın 3n eksi 108'dir. Tamam. Bu her zaman size arkadaşlar toplam kullanılan rakam sayısını verir. Eğer 2 basamaklıysa bu kitap sayfa numarası en son 2 basamaklıysa şöyle yazayım ben 2 basamaklı. O zaman da arkadaşlar formülümüz şu. 2n eksi 9'dur. Bakın bunu da size özel olarak verdim. Şimdi bu soruyu buradan çözelim. Arkadaşlar diyorum ki bakın 3 basamak değil mi? 171 sayfa. O zaman ne olacak? Toplam rakam sayısı. Bakın rakam eşittir. Toplam ne oldu arkadaşlar? 3 çarpı bakın. 171 eksi 108 diyorum. Şimdi çarpalım arkadaşlar. Ne oldu? 3 ile 171 çarptık. Bakın 3, 21 değil mi? 513. 513'ten arkadaşlar 108'i çıkartın. Kaç oldu? O da eşittir. 405. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar yani kitapta kullanılan toplam rakam sayısını buradan kullanabilirsiniz. Ya da eğer toplam kullanılan rakam sayısını vermişse sayfa numarasını da buradan bulabilirsiniz. Mesela burada olduğu gibi istiyorsanız bunu ikinci yoldan, pratik yoldan çözebilirim. Bakın arkadaşlar toplam kullanılan rakam sayısını arkadaşlar 207 mi? Diyorum ki ben şunu eşitleyeyim. Bakın hani ikinci yol formülüm vardı. İkinci yol. Neydi arkadaşlar? Şimdi diyorum ki 3n eksi 108. Bu toplam kullanılan rakam sayısını veriyor. Toplam yazdığı rakam sayısını vermiş mi 207? Tamam bunu karşıya atın arkadaşlar. 3n eşittir. Bakın 315 mi? Değil mi? 315'de arkadaşlar 3'e bölün her tarafı 3'e bölüyorum. O da eşittir ne oldu? 105. Bakın kitap 105 sayfa. Bu da arkadaşlar size özel olarak çözmüş olduğum bir soru oldu. Yani birinci yolda kullanabilirsiniz. Birinci yolda size bırakıyorum. Çözemezseniz bir sonraki videoda ilerleyen videolarda çözerim arkadaşlar. Herhalde olayı anladık. Evet. Geldik şimdi arkadaşlar diğer sorumuza. Bakın. Ne diyor? 1'den 70'e kadar olan tam sayılar. Yani buradaki ardışık tam sayılar şunlar. Soldan sağa doğru arkadaşlar yan yana yazılıyor. Ve bu sayı mı oluşturulmuş? 131 basamaklı bir A sayısı oluşturuyor. Buna göre A sayısının 73. rakamını soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada şöyle düşüneceksiniz. Biraz önce aynı hani çözdüğüm, iki soru önce çözdüğüm mantığı düşünelim. Şöyle diyorum. Birden bakın birden şu 1, 2, 3, 4 böyle gidiyor 9'a kadar değil mi? 9'dan sonra ne oldu arkadaşlar? 10. Değil mi? Bakın şöyle düşünebilirsiniz. 10 sayıları gruplayın tamam mı? Mesela 10 ile mesela 11 nokta nokta 19. Mesela arkadaşlar 20'li sayıları yazalım. 20 ile hani 21 nokta nokta 29. İşte atıyorum 30 ile nokta nokta 39. Hani 30'lu sayılar. İşte 40'lı sayılar falan diyerek düşünebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi bakın burada ne oldu? Tek basamaklı sayılar ne oldu? 9. Burada kaç basamaklı? 2 basamak. 10 ile 19 arasında kaç sayı var? Yazıyorum. Son terim 19 eksi 19 artı 1 10 sayı. Bakın 10 ile 19 arasında 10 sayı var. Burada da 10 sayı var. Değil mi? 10 sayı. Bakın burada da kaç sayı? 10 sayı. Şimdi arkadaşlar 10 sayı da
Bakın 10 sayı iki bunlar iki basamak değil mi? Toplam kaç tane yani basamak ediyor bu? 10 sayı 20 rakam yok mu burada? Yani 20 basamak. Bakın bunu yazdım. Bu ne? Bu da 20 basamak değil mi? Arkadaşlar bu da 20 basamak. Bakın ne oldu? 20, 40, 60, 69. Şimdi şöyle düşünün. 39 sayısından sonra kim gelir? 40. Bakın şöyle büyük büyük yazayım. 41, 42, 43 böyle gitmiyor mu? Bakın şimdi 20, 40, 60, 69. Şimdi 69 basamak buraya kadar yazdım. Şimdi buradan sonra arkadaşlar ne? Bakın 70. basamak bu. 70. 71, 72, 73. Yani 73 ne? 41'in biri oluyor arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Şimdi sayıları grupladık mı? 10 ile 19 arasında. 20, 29, 30, 39, 40, 49 hep böyle onarlı sayı var. Bakın zaten 1'den 9'a kadar 9 sayı. 10 ile 19 arasında kaç sayı var? 19'dan 10 çıkartın 9. 1 ekleyin 10. Değil mi? 10 tane sayı. 10 çarpı 2 20 basamak demektir. 20 basamak. 20 ile 29. 30, 39, 20 basamak. Hep böyle yazın. 20, 40, 60, 69, 73 sormuyor mu? Şimdi 39 sayısı bundan sonra 40 sayısı, 41, 42, 43 sayısı gelmiyor mu? Şimdi basamağı soruyor ama bana. 69'du. 70. basamak 4. 71. basamak 0. 72. basamak arkadaşlar 4. 73. basamak ne? 1. Yani cevap ne? 1 olarak bulunur. Evet bunlar arkadaşlar bakın güzel sorular, sınav tarzı sorular. Dikkat edin. Evet. Geldik bir diğer sorumuza daha. Şimdi arkadaşlar diyor ki bir torbada 1'den 90'a kadar numaralandırılmış toplar bulunmaktadır. Torbadan rastgele toplar çekilmektir. Çekilen bir topun üzerine yazan sayının 5 ile bölünebilmesi için toplamda en az kaç top çekilmelidir? Şimdi arkadaşlar diyor ki sen buradan bana diyor top çek diyor. Çektiğin top diyor 5 ile bölünsün diyor değil mi? Yani 5 ile bölünebilen bir sayıyı bulmak için kaç tane top çekmem lazım? Ona bakıyorum. O zaman şöyle düşüneyim. Şimdi 5 ile bölünebilen topları bir bulalım. Kaç tane var? 5 ile bölünen arkadaşlar kaç tane top var? Bakın yazıyorum. Hangi numaralar? 5, 10, değil mi? 15. Böyle gidiyor arkadaşlar. Kaça kadar? En son ne? 90. Bakın terim sayısı ne? Değil mi? Toplam terim sayısından bulmam lazım. Son terim 90. Eksi ilk terim 5. Bakın bu formülü asla unutmayın arkadaşlar. Bölü artış miktarını 5 artı 1 değil mi? O da nedir? 85 bölü 5 artı 1. 85'i arkadaşlar 5'e bölün. Kaç oldu? 17 artı 1. O da işte ne oldu? 18. 18 tane top var. Şimdi arkadaşlar 5 ile bakın bölünebilen 18 tane. Peki bölünemeyen kaç tane var? Şimdi şöyle düşünün. Şu torbamız olsun. Şimdi 5 ile bölünen arkadaşlar bakın 5 ile bölünen bakın 5 ile böldüğümüz 18 top mu var? Bu tarafta olsun. Burada kaç top kaldı? 90 toptu. 72 top mu var? Bakın bu da ne? Dışındaki. Dışında. 5 ile bölünemeyen yani. Şimdi arkadaşlar en olumsuz durumu düşüneceksiniz. Bakın. Şimdi ben başladım topları çekmeye. Tamam mı? Bakın en olumsuzu. Yani olumsuz dediğim ne arkadaşlar? Olumsuz durum. Şöyle. Ben istediğim kadar top aldım. Yani dışındaki dedim 5 ile bölünemeyen. 5 ile bölünemeyen. Topları bir bölünemeyen diyeyim. Şöyle bölünemeyen. Şimdi 5 ile bölünemeyen toplara bakalım. 5 ile şimdi en olumsuz durumu düşünüyor mu yani? 72 tane top var mı? Ben şimdi arkadaşlar başladım topları almaya. Bakın tek tek top çekiyorum. Toplamda 72 tane topu çektim. Hala ne var? 72 ile bölünebilen 5 ile bölünebilen bir top yok, değil mi? 72 top var. Ortamda çektim. Hala 5 ile bölünebilen top yok. Bak şuradan aldım topları. Tamam mı? Bunlar bitti. Bunlar bittikten sonra çekeceğim bir top daha çekersem işte o top arkadaşlar 5 ile bölünür. Yani toplamda benim 73 tane arkadaşlar top çekmem lazım. 73. top arkadaşlar 5 ile bölünebilen bir toptur.
Bakın mantığı anlayın arkadaşlar. 5 ile bölünebilen kaç top var? 18. En az sayıda top çek diyor. 5 ile bölünebilen bir top olsun. O zaman ne olacak? Arkadaşlar 90 toptan 72 tanesi 5 ile bölünemediği için tek tek çekiyorum. Canlandırın. 72 taneyi aldım. Hala 5 ile bölünebilen bir top yok. Bundan sonraki alacağım bir top yani 72 artı 1 ne olur? 5 ile bölünür. Yani demek ki olumsuz durum ne? 5 ile bölünebilen diyorsa 5 ile bölünemeyen artı 1 dediğim zaman arkadaşlar ne olur? O en az sayıdaki top çekmiş olurum. Yani 73 olacak cevap. Evet. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Yine güzel bir soru. Diyor ki Esra birden başlayarak belli bir sayıya kadar olan pozitif ardışık sayıları sırasıyla küçükten büyüğe doğru defterine yazıyor ve bu sayıları rastgele topluyor ve sonucu 87 buluyor. Fakat işlemi kontrol ederken bir sayıyı iki kez topladığını fark etmiş. Buna göre hangi sayı iki kez toplamıştır? Bakın arkadaşlar sadece klasik sorular çözmüyorum. Size özel olarak da değişik tarzda böyle soruları yer vermeye çalışıyorum. Şimdi bize ne diyor? Birden arkadaşlar belli bir sayıya kadar sayıları toplayacak ama İşlemi kontrol ederken bir sayı iki kez mi toplamış? Şimdi burada biraz deneme yanılma yoluyla gideceğiz. Yani 80, şimdi şöyle düşünün. Ben bir sayı iki kez topladığımda 87 mi bulmuşum? O zaman bu işlemin gerçekte sonucu ne? Doğru toplama işlemini yapsaydık ne olurdu? Arkadaşlar sayıların toplamı 87'den küçük olurdu, öyle değil mi? Bakın doğru toplasaydım, işimi adam gibi yapsaydım 87'den küçük olacaktı. O zaman buna yakın yani 87'ye yakın hangi ardışık sayılar var ona bakalım. 1, 2, 3, nokta nokta mesela. Arkadaşlar 11'e kadar olan sayıları toplasam biraz deneme yoluyla yapacağız. Birden 11'e kadar olan sayıların toplamı ne? 11 çarpı 12 bölü. N çarpı N artı 1 bölü 2 diye 11 çarpı 12 bölü 2. Şurayı ben istiyorsanız düzgün yazayım. Bakın tekrar ne demiştim arkadaşlar? Birden n'e kadar olan sayıların toplamı arkadaşlar neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2 değil miydi? O zaman hemen ifadeyi şöyle yazıyorum. Bakın diyorum ki arkadaşlar. Evet şu tekrardan hemen şöyle sayılar yazayım. Bakın yazdık arkadaşlar. 1, 2, 3 diyerek devam ettik değil mi? Birden n'e kadar yani n dediğimiz ifade 11 oldu mu? Birden 11'e kadar olan sayıları yazdım arkadaşlar. Bakın bunun sonucu neydi birden 11'e kadar olsa diyorum hani normalde. Toplam ne? 11 çarpı 12 bölü 2 midir? Sadeleştirin arkadaşlar. 6, 66. Bakın. 66 ile 87 arasında baya bir fark var. Yani hani şöyle onu da söyleyeceğim. Tek tek açıklayacağım. 1, 2. Bakın 87'ye en yakın ardışık toplam bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar burası 12 olsa ne olur? 12 çarpı 13 bölü 2. Bakın. 6 ne oldu arkadaşlar? 78. Tamam, bu da dursun. 87'ye daha yakın bir şey bulabilir miyim? Bakın diyorum ki arkadaşlar burası 13 olsa. Bakın 13 olsun. Ne oldu arkadaşlar? 13 çarpı 14 bölü 2. Bakın ne oldu? 7. Ne oldu arkadaşlar? Burası 91. Bir defa 91, 87'yi geçti. Bunda işim yok. Şimdi 67 niye olmadı? Bakın diyorum ki normalde 87'den küçük olacak ya toplam. Arkadaşlar 87'den 66'yı çıkartsam kaç olur? 87'den arkadaşlar 66'yı çıkarttığımda ne oldu? 11 mi oldu? Değil mi? Bakın 87'den toplamını 87 bulmuştu. 87'den arkadaşlar 66'yı çıkarttım. Ne geldi? 11. Tamam. 11 sayısına olmuş olabilir. Başka arkadaşlar ne olur? 78'den bakın. 78'den arkadaşlar şöyle 87'den 78'i çıkartıyorum. Arkadaşlar bu da ne olur? 87'den 78 çıkarttık. Ne geldi? 9 mu oldu? Şurada bir yerde bir hata mı yaptık? Evet. Bakın şurayı yanlış yazdım. Şurası ne geldi arkadaşlar? 21 değil mi? Burayı yanlış yazdık. Pardon. Şimdi şöyle düşünün. Arkadaşlar bir daha anlatıyorum. Bakın diyorum ki burayı 66 buldum. Burayı 78 buldum, burayı 91 buldum. Amacım ne? 87'yi geçmesin.
87'yi geçmemesi lazım. Zaten 91 oldu. Niye geçmeyecek? Çünkü bir sayı iki kez toplamışım. Normalde işlemin doğru sonucu gerçekte 87'den küçük olacak. Benim amacım 87'ye yakın en küçük ardışık sayıların toplamını olmak. Baktım burası 66. 87'den 66 çıkarttığında ne oldu? 21 mi oldu? Arkadaşlar bakın 21. 1 ile 11 arasında 21 var mı? Yok. Bunu o zaman toplayamaz. Şimdi 78 buldum. 78, 87'den 78'i çıkarttın arkadaşlar. Ne olur? 9 değil mi? Evet, 1 ile 12 arasında 9 var mı? Var. O zaman ne olmuş? 9 sayısını 2 kez toplamış. Yani cevabımız ne arkadaşlar? 9'dur. Bakın aslında yani kolay bir soru. Hani sadece anlatmak için biraz daha işi uzattık gibi geliyor ama. Bakın dediğim gibi 87 yani buradaki sayıya en yakın ardışık sayıyı bulacaksınız. Daha sonra aralarındaki farka bakın yani hani buna en yakın olanı bulun zaten. Bakın 78. Hani şunlara bakmanıza da gerek yok. 87'den 78 çıkarttım. 9. Direkt cevap ne? 9. Evet. Şimdi arkadaşlar geldik. Bakın sınav tadında yine bir soru. Şimdi ne diyor? Yukarıdaki şekil bir sinema salonunda kız ve erkeklerin oturma şeklidir. İlk sırada tek kız, sonraki sıralarda kenarlarda iki kız, aralarında erkek olacak şekilde oturma düzeni verilmiş. Bu salonda toplam 29 kız olduğuna göre toplam kaç tane erkek vardır? Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi diyor ki burada bir tane kız var. Değil mi? Arkadaşlar şöyle yazayım. Bu kenarlarda kaçar tane? 2-2 kız mı var? İkişer kız. Toplamda neydi? 29 tane kız yok muydu? Değil mi? 29 tane kız vardı. Şimdi arkadaşlar bir tanesi burada kızın. Kaldı 28. 28'de de bakın buralarda hep ne var? İkişerli erkek yok mu? Bakın şöyle diyorum. 29'dan 1 çıkarttım. 28. Buradan sonraki sıraların hepsinde ne var? 2-2 kız var. O zaman arkadaşlar 28 sırayı da 2'ye böldüm. 14. Yani burada 14 sıra olacak, öyle değil mi? Bakın 14 sıra olursa 14 çarpı 2, 28, bir kız da burada ne oldu arkadaşlar? 29 kız oldu. Şimdi erkeklerin olduğu yere bakıyorum. Bakın şimdi 14 tane sıra olacak değil mi? Erkekleri yazalım. Toplam erkek sayısını soruyor ya. Bakın erkek sayısı. Arkadaşlar yazıyorum, topluyorum erkekleri. Bak 1, 3, 5. Böyle böyle gidecek arkadaşlar. Kaç tane sonunu bilmiyorum. X diyorum. Burada kaç tane sıra var? Kaç tane sayı var böyle? 14 tane değil mi? 14 tane. Arkadaşlar 14 tane varsa ben diyorum ki terim sayısından X'i bulabilir miyim? Terim sayısı nedir? X eksi 1 bölü 2 artış miktar, yani son terim eksi ilk terim artı 1, değil mi? Yani son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 eşittir ne? 14. Arkadaşlar buradan ne gelir? Bakın artı 1'i karşıya atın. X eksi 1 bölü 2 eşittir 13. Arkadaşlar çarptık bununla da bunu. Bakın çarptığımızda ne gelecek arkadaşlar? Şöyle. X eksi 1 26 mı geldi? Bakın 26. Bunda karşıya atın. X ne oldu arkadaşlar? X eşittir 27. Bakın. Yani X burası neymiş? 27. Şimdi arkadaşlar 1'den 27'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? Yani soru buna dönüştü. Değil mi? Şimdi şunu alayım, şuraya yazayım. Bakın şuraya yazıyorum. Şimdi arkadaşlar diyorum ki 1, 2, 1, 3, 5. Böyle arkadaşlar değil mi? Kaça kadar? 27'ye kadar olan sayıların toplamı. Ne demiştim? Formül neydi? Arkadaşlar son sayıyla ilk sayıyı toplayın. 1 artı 27 bölü 2, değil mi? Formülü vermiştim. Pratik olarak da vermiştim. Bölü, yani 1 artı 27 bölü 2 ve karesi. Yani ilkle sonu topla, yarısını al, karesini al. O da eşittir nedir arkadaşlar? Bakın 28 bölü 2 14. Arkadaşlar 14'ün karesi, o da eşittir nedir? Toplamda 196 tane ne varmış?
erkek vardır. Yani cevap ne? 196. Bakın aslında yani dediğim gibi basit, zor değil. Ne yaptık? Toplam 29 tane kız mı var? Bir tanesi burada mı? Kaldı 28. Bakın özetliyorum. Arkadaşlar daha sonra ne yaptık? 28 tane kız var dedik. Kalan. Her tarafta ikişerli var. 28'de 2'ye böldüm. 14. 14 sıra. Sıralarda bakın buralarda bir erkek var. 1, 3, 5 diye gidiyor. En sonu x bilmiyorum. 14 tane olacak böyle. Değil mi? Buradan da terim sayısını buldum arkadaşlar. Son terim, eksi ilk terim bölü 2 artı 1. Buradan ne geldi? 27. Yani son sırada ne var arkadaşlar? 27. Değil mi? Bu da nedir? Ne yapıyoruz? Sonla ilki toplayın. Yarısını alın, karesini alın. Bu da arkadaşlar toplam 196 tane erkek vardır diyebiliriz. Ve geldik arkadaşlar son sorumuza. Şimdi bize ne diyor? Bakın birden 100'e kadar ardışık numaralandırılmış bir kitabın rastgele 2 tane yaprağı koparılıyor. Bakın yine arkadaşlar çok güzel bir soru. Yani tam sınav tarzı bir soru. ÖSYM tarzında. Şimdi bize diyor ki rastgele 2 tane yaprağını koparıyoruz diyor. Kalan sayfa numaraları toplanıyor. Toplam 4980 çıkıyor. Buna göre koparılan yapraklardan sayfa numarası en büyüğü en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın normalde ben 2 tane yaprak koparacağım değil mi? Şimdi koparmadan önce arkadaşlar neydi? Sayfa. Bakın kitabın sayfası 1, 2, 3 değil mi? Böyle böyle gidiyor. Kaça kadar? 100'e kadar. Ben koparmasaydım, koparmadan önce bu kitabın sayfalarının numaraları toplamı ne? N çarpı N artı 1 bölü 2 değil mi? Sadeleştirdim arkadaşlar ne oldu? 50. E ne oldu? 5050. Tamam. Şimdi diyorum ki 2 tane kopardım. 2 yaprak. Birinci yaprak ve ikinci yaprak. Şimdi birinci yaprağı kopardım. Bir yaprakta kaç sayfa vardır? 2 sayfa. Ben buna diyelim x dedim. Buna da arkadaşlar x artı 1 dedim. Diğerini bilmiyorum. Rastgele koparmışız ya. Buna y diyorum. O zaman burası ne? Y artı 1 değil mi? Şimdi arkadaşlar koptuktan sonra kalan sayfa numarası ne? 4980 değil miymiş? Eksilen yani niye eksik çıktı? Yani eksilen ne? Yani hani normalde bu kadar eksik çıkmasının nedeni şu kopan sayfalardan dolayı değil mi? Değil mi? Ne kadarlık bir eksiklik var arkadaşlar? Bakın 5050 eksi 4980 değil mi? Değil mi? Bu kadarlı bir eksiklik var. Yani o da nedir arkadaşlar? 70. Değil mi? Yani 70 azaldı. E bu 70'in azalmasının nedeni şu değil mi? Kopan yapraklardan değil mi? Yani x artı 1 artı y artı 1 arkadaşlar. O zaman neymiş? 70 değil mi? E buradan arkadaşlar ne olur? Bakın 2x artı 2y artı 2 eşittir arkadaşlar. 70. E buradan ne olur arkadaşlar? Bakın 2x artı 2y eşittir. 2'yi karşıya atın. 68. E her tarafta arkadaşlar 2'ye bölersek 2x artı 2 68 ise bakın x artı y ne olur? Eşittir 34 değil mi? Şimdi arkadaşlar bize ne diyor? Sayfa numarası en büyüğü en çok kaçtır? O zaman diyoruz ki hani burada mecburen arkadaşlar x'ini alacağım. Bakın x mecbur 1. Çünkü 1'den başlıyorum. Hani en büyük dediği için. O zaman y'yi de ne alıyorum? 33. Öyle değil mi? Toplamı 34. E şimdi sayfa numaralarını yazın bakayım. Burası ne? 1. Arkadaşlar burası ne? X'i 1 yazmıştım. Burası o zaman 2. Y ne arkadaşlar? 33. Y artı 1 ne? 34. Demek ki kopan sayfa numarası en büyük kaçmış arkadaşlar? 33 olarak bulunur. 33 diyorum pardon. 34 olarak bulunur. Bakın arkadaşlar çok zor bir soru değil. Zor değil yani. Bakın 1'den 100'e kadar olan sayıları topladık. 5050. Sayfalar kopmuş. Yapraklar kopmuş. 2 tane yaprak kopardım. Ne oldu? 4980 mi çıkmış? Azalma ne? 70. Bu 70 nedir? Bir yaprakta 2 tane sayfa bulunur. X ise x artı 1. Diğerine rastgele olduğu için y, y artı 1. Bunların toplamı 70 eşit olmayacak mı azalmaya? E buradan da arkadaşlar işlemlerimizi yaptığımızda x artı 34 oldu. Birine 1 verdik. Birine 33 verdik.
Bakın yerine yazın 1, 2, 33, 34. Bizden istenen ne? Sayfa numarası en büyüğü en çok kaçtır? En büyüğü en çok dediği için zaten böyle verdik. O da işte nedir? 34 olarak bulunur. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ardışık sayılarını da arttık. Yani genel soru çözümlerini yani özellikle ikinci yerleri aslında buralar arkadaşlar problem tarzı yerleriydi. Birinci kısımda formülü olan yerlerden bahsetmiştim. Pratik yollarından falan. Bakın burada da formüllü olan kısımlarından bahsettik. Biraz da problem tarzı sorulardan bahsettik arkadaşlar. Yani bu video bu şekilde bitti. Ardışık sayıları artık bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki konumuz sayı basamakları olacak arkadaşlar. Yani inşallah orada da güzel güzel sorularımızı çözüp anlatacağım. Yani sizden isteğim arkadaşlar bu sorulara benzer sorular çözmeye çalışın. Yani sabırla inşallah olacaktır, güzel olacaktır. Yaklaşık olarak bir arkadaşlar 100 tane soru yayınlayacağım ben. Yani bu anlattığım yerlerle ilgili, buraya kadar olan kısımlarla ilgili. Kendi web sitemde ilyasgunes.com'a yani bu hafta içerisinde birkaç güne kadar bırakırım. Oradan da arkadaşlar o soruları çözerseniz inşallah daha iyi olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.